Deniz, en çok merak edilen şeylerden bir tanesini sordun. Ya onu yanıtlayarak başlayalım. Osimhen ve Icardi ikilisini bugün birlikte görmeyi bekliyoruz. Aslında Osimhen transferi gündeme geldiği andan itibaren, ilk haber çıktığı andan itibaren Galatasaray taraftarı bir anlamda bu anı bekliyordu. İki oyuncu da hiçbirinden vazgeçmek çok kolay değil. Icardi Galatasaray taraftarının göz bebeği, Osimhen yepyeni bir dünya yıldızı ve çok kısa zaman içerisinde taraftarla önemli bir bağ kurdu. İki oyuncuyu dün taktik antrenmanda birlikte denedi Okan Hoca. Bugün son karar verilecek maç toplantısında, Florida gerçekleşecek maç toplantısında son karar verilecek ama yüksek olasılıkla Galatasaray'ın bu muhteşem ikilisini bu kez birlikte izleyeceğiz. Taraftarlar için tabii ki unutulmaz tarihi bir an olacak. Galatasaray adına çok çok büyük bir lüks tabii ki bu iki ismi bir arada görüyor olmak. Onun dışında Galatasaray'da müthiş bir başlangıç var sezona. 6'da 6 ile başladı Sarı Kırmızılılar. Kulüp rekorunu egale ettiler. Bugün kazanması halinde Okan Buruk'la birlikte Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atacak Sarı Kırmızılı kulüp. Daha önce bu rekor Rijkaard'a aitti. 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard da 6'da 6 yaparak başlamıştı Sarı Kırmızılar. Okan Buruk bu rekoru egale etti. Aslında son iki sezonda ve bu sezon başlangıcı ile birlikte birçok rekoru geride bırakmıştı Okan Hoca. Bir yenisi için bugün sahada olacak Sarı Kırmızılar. Avrupa'da da iyi bir başlangıç var. Şu anda yüzler gülüyor. Klasik bir tabirle aslında spor medyasında çok klasik kullandığımız tabirlerden bir tanesi ama bu kez bunun altını rahatlıkla doldurduğunu söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Sarı Kırmızılı takımda tek eksik var bu karşılaşma öncesinde. Hakim Ziyech milli takımda bir sakatlık problemi yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle bireysel çalışmalarına başladı ama henüz maç kadrosuna alınabilecek seviyede değil. Onun dışındaysa çok çok yoğun bir fikstürden geçiyor Galatasaray. İyi sonuçlardan bahsettik ama 15 günde 4. maçına çıkacak Sarı Kırmızılar. Bu nedenle son maçlardan Fenerbahçe derbisi ve PAOK galibiyetinden biraz daha en azından birkaç oyuncunun değişeceği bir muhtemel 11 var elimizde. Hemen onu paylaşalım. Kalede Fernando Muslera olacak bugün Galatasaray'da. Savunmanın sağında Kaan'ın bugün biraz dinlenmesini bekliyoruz. Galatasaray'ın sezon başındaki transferlerinden Elias Yelert bugün sağ bekte görev alacak. Stoper'de de Davinson Sanchez'in aynı şekilde bir dinlenme durumunun söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Abdülkerim ve Nelson ikilisini bekliyoruz. Sol tarafta İsmail Jakobs. Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara Torreira. Sağ tarafta yine yeni transferlerden Roland Şalay bugün ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Barış Alper Yılmaz burada da rotasyona girecek isim. Solda Yunus görevine devam ediyor. Onun zaten maç oynamaya ihtiyacı olduğunu Okan Hoca sıklıkla ifade ediyor. Hem özgüvenini kazanmak hem fiziksel ritmini arttırmak adına Yunus Akgün'ün fazlasıyla maç oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade ediyor Okan Buruk. Bugün de yine Yunus'a görev vermesini bekliyoruz ve ileride ise yayının en başında söylediğimiz gibi günün belki de manşeti Icardi ve Osimhen ikilisini birlikte izlemeyi bekliyoruz. Çok çok güzel bir hava var İstanbul'da aslında artık. Eylül ayının sonlarına geliyoruz ama şu anda 27-28 derece civarında hava sıcaklığı. Ekrana da yansıyor. Günlük güneşlik pırıl pırıl bir hava var. Maç saatinde de 20-21 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı. Taraftarların çok yoğun bir ilgisi var. Galatasaray taraftarları alınan sonuçlardan memnun. Son iki sezondur zaten her maç kapalı gişe olarak oynanıyor. Bugün de yine 45 bin üzerinde taraftar tribünde yerlerini alacaklar gibi gözüküyor. Biz de gün boyunca buradan yansıyanları, takımlara dair bilgileri takip edip paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Eğer sorun yoksa sözü tekrar sana bırakalım Deniz. Emre, bu sezon hala stat'taki taraftar rekoru Galatasaray'da mı? Ben yanlış mı biliyorum acaba? Senin bilgin vardır bu konuda. Şöyle zaten yani kapasite anlamında Galatasaray'ın bir avantajı var rakiplerine. 55 bin civarında Galatasaray Stadyumu'nun kapasitesi. Bu anlamda ortalama olarak da tahmin ediyorum ki net bilgi elimde istatistik olarak yok ama tahmin ediyorum ki ortalama sayı olarak da toplam sayı olarak da Galatasaray bu anlamda zirvede gibi gözüküyor. Hı hı. Çok teşekkürler. Gün içinde sana yine bağlantılarımız olacak. Değerli tatlı bilgiler için çok çok teşekkürler. Sana da güzel bir hafta sonu diliyoruz.